Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 3x3 zeka küpünün nasıl çözüldüğünü anlatacağım. Şimdi karıştırıyorum küpü rastgele bir şekilde. Küpümüz karıştı. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey beyazdan bir artı yapmak şu şekilde. Bunu da nasıl yapacağız? Şimdi sarı orta parçanın şu dört tane yanına şu şekilde beyaz kenar parçalarını getirmek. Beyaz yukarı bakacak şekilde. Mesela şu beyaz yeşil var burada. Bunu bir kere kaldırdığım zaman bunun yanına gelecektir. Şimdi beyaz kırmızı parça var şurada. Bunu da bir kere kaldırıyorum. Bu da yerine geldi. Şimdi beyaz turuncu parça. Bunu buraya getirmem lazım. Öncelikle üstü bir defa çeviriyorum. Daha sonra ön tarafı bir defa çeviriyorum. Bunu buraya getirmem gerekiyor. Şimdi üstü bu tarafa çevirip sağ tarafı kaldırdığım zaman bu dört tane beyazı sarının yanına getirmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken şey beyaz kenar parçasındaki diğer renk ne? Mesela burada mavi. Maviyi şu şekilde maviyle eşlemek. Şu an eşleşmiş gördüğünüz gibi. Bu tarafı iki defa çevirdiğim zaman artının bir parçası oldu. Şimdi şu beyaz yeşil parçaya bakalım. Beyaz yeşil parça. Yeşillerle bunu eşleştirmem gerekiyor şu şekilde. Daha sonra bu tarafı da iki defa çevirdiğim zaman bu da yerine geliyor. Beyaz kırmızı parça. Bu eşleşmiş zaten. Bunu direkt iki defa çeviriyorum. Yerine geldi. Daha sonra beyaz turuncu. Bunu da turuncu rengiyle eşliyorum ve iki defa çevirdiğim zaman artımız hazır. Bundan sonra artıyı yukarıda tutuyoruz. Şimdi şimdi yapmamız gereken şey birinci katman. Yani şu köşe parçalarını yerine koymak. Birinci katmanı yapılmış bir küp nasıl gözüküyor? Şimdi onu göstereyim size. Evet, birinci katmanı yapılı küp şu şekilde gözüküyor. Şimdi tekrar bozayım bunu. Şu an sadece artımız var. Şimdi yapmamız gereken şey bu köşeye hangi renkteki köşe parçasının geleceğini bulmak. Bunu da nasıl buluyoruz? Bu üç kesişim rengini bakıyoruz. Beyaz, kırmızı, mavi. Beyaz, kırmızı, mavi köşe parçasını bulacağım ilk önce. Nerede? Burada. Bunun buraya gelmesi lazım. Bunu nasıl yapıyorum? Şimdi bunu önce şu en alt katmanı almam gerekiyor. Burada sadece bir tane algoritma uygulayacağız. O da şu. Şimdi alt katmanı alacağız. Şu şekilde aşağı, sol, yukarı, sağ yaptığımız zaman bu en alt katmana geliyor. Şimdi bunu buraya getireceğiz ya. Bunu altına getiriyorum getireceğim yerin. Daha sonra o algoritmayı tekrar uyguluyorum. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ ve gördüğünüz gibi beyaz yukarı gelene kadar bunu uyguluyorum. Daha sonra buraya getireceğim köşeye bakıyorum. Beyaz, mavi, turuncu. Beyaz, mavi, turuncu köşe parçası nerede? Bakıyorum hemen burada. Geleceği yerin altında zaten. Yine aynı algoritmayı uyguluyorum. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ. Bu da yerine geliyor. Beyaz üste gelene kadar aynı algoritmayı uyguluyoruz. Beyaz, turuncu, yeşil köşe parçasına bakıyoruz şimdi. O da geleceği yerin altında. Hemen aynı algoritmayı uyguluyorum. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ. Bu da geldi yerine. Daha sonra buraya hangi renkte parça gelecek ona bakıyorum. Beyaz, yeşil, kırmızı. Beyaz, yeşil, kırmızı köşe parçası burada. Bunu geleceği yerin altına getiriyorum hemen. Daha sonra aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ. Bunu yapıyoruz ve küpün birinci katmanı bitiyor. Daha sonra beyaz yüzeyi altımıza alıyoruz. Beyaz yüzey altta kalacak şu anda. Şimdi yapmamız gereken şey ikinci katman. İkinci katman yani şu çevirdiğim katman da bitecek.
İkinci katmanı yapılmış bir küpün nasıl gözükeceğini de göstereyim size. Evet, ikinci katmanı bitmiş bir küp bu şekilde gözüküyor. Şimdi tekrar bozup yapayım. Evet, şu anda bozdum. Tekrar sadece ilk katman yapıldı. Şimdi yapmamız gereken şey ikinci katmanda şuraları doldurmak. Burayı nasıl dolduracağız mesela? Buraya hangi renk gelecek? Bakıyorum. Yeşil, turuncu kenar parçası buraya gelecek. Yeşil, turuncu kenar parçasını arıyorum. Turuncu, yeşil kenar parçası burada. Şimdi burada bize bakan renk hangisi ona bakıyorum. Turuncu. Turuncuyu şu şekilde turuncularla bir 3 rengi üst üste getiriyorum. Daha sonra şimdi üstteki renk yeşil. Bakıyorum. Yeşil benim solumda mı yoksa sağımda mı diye bakıyorum. Yeşil solumda. O zaman yeşil solumdaysa şu algoritmayı uyguluyorum. Gördüğünüz gibi bunu uyguladığım zaman bu kenar parçası yerine gelmiş oluyor. Şimdi şuraya bakalım mesela turuncu mavi. Turuncu mavi kenar parçası nerede? Burada. Bunu şu şekilde turuncularla üçlüyorum üst üste. Daha sonra mavi solumda mı sağımda mı diye bakıyorum. Sağımda. O zaman sağımdaysa üst tarafı sola çeviriyorum. Daha sonra sağ tarafı yukarı. Üst tarafı sağa. Sağ tarafı aşağı. Daha sonra küpü sağ tarafa çeviriyorum. Ve üst tarafı sağa. Sol tarafı üste. Üst tarafı sola. Sol tarafı aşağı. Bunu yaptığım zaman yerine geliyor. Daha sonra şuraya bakıyorum. Buraya hangi kenar parçası gelecek? Kırmızı, yeşil. Kırmızı, yeşil parça burada. Yeşillerle üçlenmiş. Daha sonra üstteki renge bakıyorum. Kırmızı solumda mı sağımda mı diye. Kırmızı solumda. O zaman solumdaysa sağa çeviriyorum. Daha sonra sol tarafı yukarı. Üst tarafı sola. Sol tarafı aşağı. Daha sonra küpü sola çeviriyorum. Üst tarafı sola. Sağ tarafı üste. Yukarı. Üst tarafı sağa. Sağ tarafı aşağı yapıyorum. Burası da yerine geliyor. Daha sonra şuraya bakıyorum. Mavi kırmızı kenar parçasının buraya gelmesi gerekiyor. Mavi kırmızı kenar parçasını buluyorum burada. Daha sonra kırmızılarla üçledim şu şekilde. Üçlenmiş zaten kendiliğinden. Daha sonra üstündeki renk mavi. Mavi solumda mı yoksa sağımda mı diye bakıyorum. Solumda. Solumdaysa üst tarafı sağa çeviriyorum. Daha sonra sol tarafı yukarı. Üst tarafı sola. Sol tarafı aşağı. Daha sonra küpü sola çeviriyorum. Üst tarafı sola. Sağ tarafı yukarı. Üst tarafı sağ. Sağ tarafı aşağı. Bunu yaptığım zaman ikinci katman bitiyor. Ama bazı başka durumlar da gelebiliyor. Onu da göstereyim size. Mesela şu şekilde bir kenar parçası şey olmuş. O, ters oturmuş. Bunu nasıl düzelteceğiz? Onu göstereceğim şimdi size. Şimdi bu parçayı bizim yukarı çıkartmamız gerekiyor. Çünkü mavilerle üçleyip daha sonra algoritmayı yapıp yerine getirmemiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Şu parçayı kırmızı mavi kenar parçasıymış gibi düşünüyoruz, tamam mı? Daha sonra bunu buraya getireceğimiz için önce üst tarafı sola çeviriyorum. Sağ tarafı yukarı, üst tarafı sağa, sağ tarafı aşağı. Daha sonra küpümü sağa çeviriyorum. Üst tarafı sağa, sol tarafı yukarı, üst tarafı sola, sol tarafı aşağı çevirdiğim zaman bu az önceki şuradaki olan parça buraya gelmiş oluyor ve mavi kırmızı kenar parçası yukarı çıkmış oluyor. Daha sonrasında yine az önce gösterdiğim algoritmayı uyguluyorum. Kırmızı sağımda mı solumda mı diye bakıyorum. Sağımda. O zaman üst tarafı sola çeviriyorum. Sağ tarafı yukarı, üst tarafı sağa, sağ tarafı aşağı, daha sonra küpü sağa, üst tarafı sağa, sol tarafı yukarı, üst tarafı sola, sol tarafı aşağı getirdiğim zaman bu parça da yerine getirilmiş oluyor. İkinci katmanı da yaptık. Şimdi sıra üçüncü katmanda. Üçüncü katmanda üstte sarıdan bir tane artı oluşturmamız lazım. Bunda gelebilecek
3 tane durum var. Şimdi öncelikle şöyle bir nokta gelebilir. Şurada köşe parçalarına bakmıyoruz. Sadece şu kenar parçalarına bakıyorum. Burada nokta gelmiş. Nokta gelebilir. Burada gördüğünüz gibi küçük bir L harfi gelebilir. Ya da şu şekilde çizgi gelebilir. Şimdi önce noktayı anlatıyorum. Noktada yapmamız gereken şey önce şu algoritmayı uygulamak. Herhangi bir yerden tutabilirsiniz. Ön tarafı sağa, sağ tarafı yukarı, üst tarafı sola, sağ tarafı aşağı, üst tarafı sağa ve ön tarafı sola çeviriyoruz. Bunu yaptıktan sonra az önce noktaydı bakın, şimdi küçük L harfine dönüştü. Küçük L harfinde şunu yapmamız gerekiyor. Küçük L harfini burada tutmamız gerekiyor bizim. Daha sonra az önce gösterdiğim algoritmada önce ön tarafı sağa çeviriyorduk. Şimdi küçük L geldiyse eğer şunu yapmamız gerekiyor. Öndeki iki katmanı bu sefer sağa çeviriyoruz. Ve geriye kalan her şeyi aynı şekilde tekrar uyguluyoruz. Sağ tarafı yukarı, üst tarafı sola, sağ tarafı aşağı, üst tarafı sağa ve ön tarafı tekrardan sola çevirdiğimiz zaman artımız oluşuyor. Şimdi diğer durumları göstereceğim. Burada çizgi oluşmuş. Şuradaki köşe parçaları önemsiz. Bir çizgi oluşmuş. Çizgiyi bize yatay tutup şu algoritmayı uygulayacağız. Yani aynısı aslında. Ön tarafı sağa, sağ tarafı yukarı, üst tarafı sola, sağ tarafı aşağı, üst tarafı sağa, ön tarafı sola. Bunu yaptığımız zaman burada da artı oluyor. Ya direkt küçük L geldiyse ya şöyle. Bunda noktada gösterdiğim gibi küçük L'yi burada tutup ön tarafı ön iki katmanı çevirip o algoritmayı uyguluyoruz. Sağ tarafı yukarı, üst tarafı sola, sağ tarafı aşağı, üst tarafı sağ, ön iki katmanı sola. Bunu yaptığımız zaman artımız oluşmuş oluyor. Şimdi artıyı yaptık. Ardından sonra ne yapmamız gerekiyor? Artıdan sonra yapmamız gereken şey şu artının kenar parçalarındaki şu maviye mesela, bu mavileri şu şekilde kendi rengine getirmek. Bakıyorum burada turuncu, turuncu değil burası, olmamış. Burası da olmamış, burası da olmamış. Eğer olmadıysa üst tarafı bir kere çevirin, tekrar bakın. Olmamış, 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 olmamış. Bir daha çevirip bakıyorum. Olmamış, olmamış, olmamış. Turuncu olmuş bu sefer. Bir daha çeviriyorum. Bu sefer iki tanesi olmuş bakın. Yeşil ve kırmızı doğru rengine gelmiş. Şimdi bu iki tane olanı, bir tanesini sağ, bir tanesini de arkamıza alıp şu algoritmayı uyguluyoruz. Sağ tarafı yukarı, üst tarafı sola, sağ tarafı aşağı, üst tarafı sola, sağ tarafı yukarı, üst tarafı iki kere çevir, sağ tarafı aşağı. Bunu yapıyoruz. Sonra üstü bir kere çevirdiğimiz zaman bütün renkler kendi rengiyle eşlenmiş oluyor. Burada bir tane daha durum gelebilir. Arkadaşlar o durum şu şekilde denk gelebiliyor. Şimdi mesela şu kırmızı kendi renginde. Şu an o durumu yapamadım ama turuncu da kendi renginde. Bunlar sağ ve arkada olması gerekiyor. Bunun olması için az önce gösterdiğim algoritmayı, yani sağ tarafı yukarı, üst tarafı sola, sağ tarafı aşağı, üst tarafı sola, sağ tarafı yukarı, üst tarafı iki kez çevir, sağ tarafı aşağı. Bunu bir tanesi sağda, bir tanesi arkada olana kadar yapın. Ve sağda ve arkada olunca yine algoritmayı yaptığınız zaman hepsi kendi renginde olacaktır. Şu şekilde. Şimdi yapmamız gereken şey köşeler doğru yerinde mi ona bakmak. Mesela şu köşeye bakıyorum. Bu köşe şu anda doğru yerinde. Zaten olmuş. Hepsini bu şekilde yaptığımız zaman küp bitmiş olacak. Şimdi bunu diğerlerini doğru yere nasıl getireceğiz mesela? Bu
Olmuş olan köşe parçasını solumuzda tutuyoruz ve şu algoritmayı yapacağız. Sağ tarafı yukarı, üst tarafı sağ, sol tarafı yukarı, üst tarafı sola, sağ tarafı aşağı, üst tarafı sağ, sol tarafı aşağı. Ve şuraları yapmıştık az önce. Oralar bozuldu. Bir kere üstü sol tarafa çevirdiğim zaman geri tüm kenarlar aynı renginde olacak. Ve az önce gösterdiğim algoritmayı uygulayınca da köşe parçaları doğru yerine geldi. Yani doğru yerine geldi. Mesela bu doğru yerinde. Neden? Çünkü bunu bir kere şu şekilde çevirdiğim zaman düzgün olacak küp. Şuna bakıyorum. Bu zaten doğru yerinde. Bu da doğru yerinde. Buna bakıyorum. Bunu da bir kere çeviriyorsam eğer, çevirdiğimde doğru oluyorsa bu da doğru yerinde demektir. Şimdi doğru yerinde ama doğru şekilde olmayan bir köşe parçasını sağ tarafımıza alıp şu algoritmayı yapıyoruz. İlk başta gösterdiğim algoritmanın aynısı. Aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ. Bunu şu sarı taraf yukarı gelene kadar yapıyorum ve geldi şu anda. Daha sonra şu var. Bunu da aynı şekilde yapmam gerekiyor. Bunu böyle çevirip yapmıyoruz. Bu yaptığımız yerden üst tarafı çevirerek yerine getiriyoruz. Eğer böyle çevirip yaparsanız küp bozulur. Buradayken eğer yaptığınız yere üstü çevirip getirmeniz gerekiyor. Yine yapıyorum algoritmayı. Aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ ve bunu yapınca da bitiyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.